残酷な天使の天然窓辺からやがて飛び出す。Abi Kuzey Kore'ye gidecektim. Kuzey Kore'ye yasaklamışlar girmeyi, giremedim ya. Of. Gece selam. Bir dakika unuttuk. Sana da merhaba abla. Sen de selam deyin, konnichiwa. Abla kıskanıyor selam vermeyince. Ano yine Kore'de soğuk bir günden merhaba. Lanet o. Gece Kore'ye kışın gelmeyin. Acayip soğuk ya. Dün işlik aldım kendime. Hala soğuk. Neyse bugün Kore'deki son günüm. Ve şu an 2.5 falan oldu. Ya yani arkadaş olmayınca biraz sıkıntı oluyor ya. Hosteldekiler de biraz garip, anlamadım. Var ya hostelde Japonlar vardı. Dedim aa merhaba siz Japon musunuz, şusunuz, busunuz falan. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Ve verdikleri tepki şöyle baktı. falan yaptılar. Bıktım. Götüm sanki bir şey mi dedim sana? Merhaba diyorum, nasılsın diyorum. Milletle tanışmaya çalışıyorum, olmuyor ya. Neyse bugün hazır son günüm. Ve market videosu henüz yapmamıştım. Şöyle ufak bir market videosuyla başlamak istiyorum. Kore'de bütün marketlerde neredeyse görebileceğiniz şeyler böyle dışarıda bir ton yemeğin olması, gördüğünüz üzere. Anladığım kadarıyla insanlar çalmıyor. Şurada mesela bir paket çilek görüyorsunuz. Fiyatı ne kadarmış? 7000 won. 1000 won yaklaşık olarak 5 lira. Hesabı siz yaparsınız. Yani bu 7000 won 35 lira falan geliyor. Wow. Bu arada matematiğim iyidir. LYS'de bayağı yüksek yapmıştım. Çok soğuk ya. Şurada böyle 2 kiloluk mandalina portakal arası bir şey görebiliyorsunuz. Bunun tanesi oha. 15.000 won. 5 ile çar. Ne oluyor? 50 75 lira. Çüş. Bu arada matematiğim iyidir. LYS'de bayağı yüksek yapmış. Oha şunlar 75 lira. Kilo, 2 kilo. Kilosu 30 lira. Oha. Buradaysa Kore'nin meşhur yosunu var. Yosun ya 5.000 won. Yani 25 lira. Ama bayağı paket iyi yani. Bu güzel. Abla bir şeyler bağırıyor ama. Kore'de şey var bir de bildiğiniz üzere, belki içeride vardır, şimdi gireceğim. Acı noodle challenge var. Böyle aşırı acıymış. Koreliler bile yiyemiyor. Onun fiyatına da bakalım. Bu arada 2,5 kilo elmanın da buradan 15 liraya denk geldiğini görebilirsiniz. Oha. Şimdi girelim abi mağazamıza. Şu taraflarda böyle acayip sebzeler, şunlar bunlar var. Sokak yemeği videolarımda izlediyseniz Kore'de deniz ürünleri bayağı böyle baya ciks bir şey yani. O yüzden şöyle seafood'dan başlamak istiyorum. Burada böyle kurutulmuş balık. Daha da küçük versiyonu. Ne balığı hiç bilmiyorum. Balık cinslerini hiç bilmem. O yüzden hepsi benim için balık. Şöyle biraz daha kılçıklı herhalde. Burada iyice artık ufak ufak, görüyor musunuz? Oha. Gözü ne kadar görebiliyor onu. Yaklaşık 2000 won, 5000 won, 4000 won. Acayip böyle balık var ya. Bunlar neye kullanıyorlar ki? Böyle yiyorlar herhalde direkt. Hiçbir şeyin İngilizcesi yazmıyor. Ben onu fark ettim Kore'de. Japonya'da yine İngilizcesini yazıyorlar bir yere. Böyle ufak ufak istakozlar var, gördünüz mü? Wow. Şimdi Koreliler acıyı çok seviyor. Yani ne görürsün acı versiyonunu bulabiliyorsunuz. Mesela birazdan göstereceğim, ton balık var, teneke. Teneke ton balığı acılısı var. Oh my god. Burada da böyle balıkların acıyla soslanmış versiyonları. Ahtapot, balık, kalamar. 3 gün daha önce diye son kullanım tarihi, %40 indirimli şu. Ot lan bu bildiğin. %100 natural diyor. Zaten otun nesi natural olmayacak? Direkt midyenin içi, bu yumuşak kısmını doldurmuşlar suyun içine. Düşünsene de şunu çantanın içine koysan. Patlasa falan direkt. Yine suyu süzülmüş, kurutulmuş kalamar. Şurada gözü herhalde kalamar. Şimdi şurası et reyonu. Kore'de et olarak çoğu böyle pork. Domuz eti acayip yeniyor. Her şeyin domuzunu görebiliyorsunuz. Domuzla karıştırılmış inek eti ya da domuzla karıştırılmış bilmem ne et. Ya da inek etinin içine böyle domuz kanı karıştırıyorlar falan. Bunun neyin ne olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimalle domuz vardır buralarda. Şu bildiğimiz tavuk göğsü. Eğer sokağa giderseniz yine tavuğun ayağı satılıyor. Kızartılmış tavuk bacağı böyle. Denemek isterseniz güzel, bilmiyorum, yemedim. Balığı böyle iplere sarmışlar. Şu mesela 800 gramı 8000 won. Şu 40 lira. Yalnız benim bu market videosunu çekemememin bir sebebi, nereye girip video çeksem kovuluyordum. İlk defa bir kadın biraz cins bakıyordu da henüz kovmadı beni. Yapabildiğim yere kadar gideceğim. Bakın benim buradaki yaşam kaynağım ton balık. Kore'de şunları bulabiliyorsunuz. Pişmiş pilav. Mesela bakın böyle pişmiş pilavlar var. Direkt şunu, ismini unuttum. Microwave neydi ya? O ısıtan şeylerin içine atıyorsun. Sana hazır pişmiş beyaz pirinç veriyor. Onun üstüne de işte ne koyarsan koyuyorsun. Şimdi Kore'de olup Japonya'da da bulabiliyorsunuz.
bulamadığınız bir şey var. Soslu ton balığı. O da şu oluyor herhalde. Şöyle. Görüyor musunuz? Hot pepper tuna diye soslu ton balık. Tenekede ton balık. Şu yani baya baya hoş bir şey. Onun girin içine de koyuyorlar. Mükemmel. Bunlar da tenekede midye içi satıyor. Baksana soslu midye içi, normal midye içi. Bunlar da artık bilmiyorum bir ton şey var ya. Tenekede başka bulabileceğin şeyler de meyve. Bunlardan Japonya'da da var ve çok güzel. Bilmiyorum Türkiye'de var mı? Şeftalidir, ananastır. Bu gibi meyveleri böyle sulayıp bu tenekeler içine koyuyorlar. Yine bak mesela beyaz şeftali, sarı şeftali. Oha tenekede balık da varmış lan. Ve abi o kadar mükemmel ki tadı. Miko yani. Şimdi gelelim az önceki ramen yerlerine. Göstermek istiyorum. Bakın hayvan gibi her tarafta paket ramen var. Ve size bahsettiğim acayip spicy challenge dedikleri şey şu. Aşırı derecede acı bir ramen. Bunun bir ara trend olmuş herhalde YouTube'da. Herkes yiyip ediyormuş. Şurada gördüğünüz üzere bir ton noodle var. Tam karşısındaysa bir bebek bezi. Johnson Monson. Şurada yakışıklı bir K-pop'umuz kahve tutuyor. Şöyle hemen özet geçeyim. Kahvenin fiyatı 7000 won'a falan geliyor. Şu anki kurla Türk fiyatına göre 35 lira falan. Bravo! Şimdi ilk defa görüyorum bunu. Japonya'da süt şöyle satılıyor. Karton kutuların içinde bu şekilde. Buradaysa ayran içer gibi süt satıyorlar. Şurada gördüğünüz ise sütün bir farklı çeşidi fermente edilmiş süt. Bunu ben çok seviyorum. Bu belki de benim favori içeceklerden biridir dünyada. Japonya'da bunu bir üst seviyeye çıkarıyorlar. Üzümlü fermente edilmiş süt, kavunlu fermente edilmiş süt ve fermentenin anlamını bilmeyenler için bakteriyelleştirilmiş süt demek. Vallahi sallıyorum ama inşallah tutar. Doğruyu bilenler varsa yazsın. Şu bizim BİM'deki bir kola gibi bir şey herhalde. Bakın burada da alkoller var. Şimdi alkollerden Kore'ye has olanlar şunlar diyebiliyorum ben. %24 alkol olan buranın rakısı gibi bir şey. Şu çok dikkatimi çekti. Cips reyonunda muzlu cips. Bu ne abi? Muzlu cips mi olur ya? Japonlar garip şeyler yapıyor da bunlarda hiç eksik kalır yanı yok ya. Baksana ballı elmalı cips cracker. Aslında güzel duruyor da. Hah bak Cheetos ya. Cheetos Korece böyle yazılıyormuş. Cheetos'u. 3 sene önce bir azıcık Korece çalışmıştım var. Oradan bir az buçuk okuyabiliyorum şeyler. Baksanıza sırf acılı sosların olduğu bir reyon var ya. Oha. Acayip acı sevdaları var ya. Acayip yani. Zaten birazdan bir sokak yemeği yerim büyük ihtimalle. Nasıl yanıyor ağzınız? Abo. Şimdi şundan bir tane alalım da kadın küfür etmesin sonra. O kadar şey çektim ettim bir tane al bari. Ben anlamadım ablaya bozuk para verecektim. Kadın benim tamımı aldı iyice bozdu. Bir de burada Kore'de şey var. Elin mesela elindeki parayı tak diye alıyorlar. Daha dur vereceğim sana bir şey yani herhalde. Hiç sorma etme yok. Bu arada az önceki marketler biraz pahalı malum. Şöyle yerlere gelip de alabiliyorsunuz. Mesela şu bütün sepeti 2000 won 10 lira. Az önce o ufacık şey 75 liraydı mesela. Yalnız ah soğuk. Ve gençler buyurun size cuma akşamından bir Kore sokağı. Şimdi gideceğimiz yer Honda Street denen bir yer bu arada. Oh, Allah'ım soğuktan ölmezsem inşallah. Çok soğuk ya. Bu arada Kore'de yeşil ışıkta geçmezseniz şunlar acımasız. Direkt ezmeye kalkıyorlar seni. Direkt hiç acıma yok. Allah kamerayı tutamıyorum soğuktan şu an var ya elim o kadar ağrıtıyor ki. Gençler şerefe. Oh keşke paramız olsa da şunlar gibi şöyle içeride uçacak yesek. Donuyorum lan burada. Arkamdaki çocuğa bak. Elinde o dayanmalı şeyler var ama kullanmıyor. O neyse ben bir tane daha ışık alacağım herhalde ya. Donun için aşağı altı aşağısı için almam lazım ya. Oh yoksa yarına kadar dayanmayacağım çünkü. 1 hour later. Tamamdır. Şimdi hem üstte hem altta içlik var. İnşallah donmam. Soğuğa karşı... Oh aşağıdan güzel koku geliyor lan. Gece de geç olmaya başladı. Şimdi geceye başlıyorum. Öncelikle geceye bizim hostelden başlamak istiyorum. Bugün cuma akşamı çünkü. Hostelde genelde böyle akşamları cuma olmasa bile oturanlar oluyor. Yemek yapanlar, içenler, müzik dinleyenler edenler. Şurada da bir adet karaoke var. Benim bu hostelde en çok sevdiğim yer çünkü çok ucuz ve insanlardan uzak da olabiliyorsun. Kendi başına bağıra bağıra şarkı söyleyebiliyorsun. Şimdi şurada bu Kore'deki karaoke'nin güzel yanlarından bir tanesi bu kadar çok şarkı var ve bunların yarısı Japonca şarkı. Yani bu çok hoşuma gidiyor çünkü Türkiye'de yok. Tek sıkıntı normalde karaoke'ler ses çıkarmaz dışarı bu baya baya çıkarıyor. Alet parayı beğenmedi bir dakika.
と出会い時は流れる握りしめた手離すことなく想いは強く永遠違う残酷な天使の天然窓辺からやがて飛び出す So Şimdi Kore'de gece hayatı deyince ilk başta akla Kore alkolleri geliyor. Onlardan bir tanesi şu an arkadaşım içiyor. What is this thing? Okay, so this thing is makgeolli. Makgeol what? Makgeolli. M-A-K-G-E-O-L-L-I. Kind of like rice wine, but it's not like soju because soju is a spirit. This is what it looks like. Oh, he's a yoga teacher. Bon appétit. Eyvallah. Okay, şimdi size dışarıyı göstereceğim. Son gecem burada. Aslında 1-2-3 kişi bana söz vermişti. Dedi abi bugün çıkacağız edeceğiz falan. Kaç gündür erteliyorlar. Bugün de hello. Hey. Bugün de ertelediler. O yüzden artık kendim çıkacağım. Millete sormaktan sıkıldım ya. Abla bir sen beni yüzüstü bırakmıyorsun ha. Vallahi diyorum ya bak her zaman bir plan yapıyorsun. Birisiyle oldun mu o plan olmuyor. Ben onu fark ettim. Yani millet beni sevmiyor. Anladığım kadarıyla. Sevdiremedim yani. Oradaki çocuklardan birine 10 tane mesaj attım. Dedim dostum bu akşam çıkar mıyız, buluşur muyuz? Allah'a bir dakika. Bir dakika. Çık. Bak. Bak şimdi kırmızı olur olmaz başlıyorlar gitmeye. Gördünüz mü? Hiç durma yok. Bak 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 nasıl hemen gidiyorlar. Bak bak bak. Acıma yok ya. Eziyorlar direkt. O değil de içlikler beni bir sıcak tutuyor. Elim donsa da. Oho. Şu an konuşabiliyorum gayet de. Vay 2-3 gündür öyle donuyorum ki göstermemeye çalışıyorum videolarda. İki konuşuyorum AVM'ye giriyorum. Isınıyorum. İki konuşuyorum AVM'ye giriyorum. Acayip kötüydüm ya. İçliğe canım kurban ya. Vallahi. Hashtag içlik for life yani. Heh. Ne diyordum abi? Az önce mesela çocuğun tekinde 10 tane mesaj attım. Dedim kanka işte buluşacağız dedim. Şuraya şu saatte gidelim mi? Şunu yapalım mı? Bunu yapalım mı? Aşağıda yemek yiyormuş. Ki hadi online yani. Onu da görüyorum. Salak değilim. O yüzden yazıyorum çocuğa. Online'ken yazayım da dönsün en azından diye. Utanmadan dönmedi. Utanmadan da az önce bana ay kanka yemek gelmişsin ya falan diyor. Bu biraz iç dökme videosuna dönüştü. Neyse hadi let's go. Sizi şimdi götüreceğim yolun adı Hongdae Street. Burayı herhalde videolarda 3. kez gösteriyorum. Peki niye? Çünkü hostel buraya 5 dakika yürüme mesafesi. Ve gece geç saatten sonra trenlerdir, şunlardır, bunlardır çalışmıyor. Neyse şimdi sokak yemeklerinden tut. Cuma akşamı burada kulüpler varmış. Bayağı insanlar sıra oluyormuş. Onları göstermeye çalışacağım. Let's go. Bak şimdi arkamda gördüğünüz insan yığınıysa buradaki Hongdae Street'teki meşhur street performanslarını izlemeye geliyor. Sokak performansları. Şimdi normalde K-pop falan oluyor. Yani dans mans, şarkı marka ama şu an bir farklı bir şey var. Adamın kolasını aldı. Kore'de gece hayatını yapabileceğiniz ilk ve bence en güzel şeylerden bir tanesi hem beleş sokak gösterilerini izlemek. Buraya bazen bu gibi bilmiyorum isminin olduğunu, bazen de Instagram'dır, YouTube'dur oralarda fenomen olan insanlar geliyor burada. Bir başka şey de sokak yemekleri yiyebilirsiniz. Şimdi niye sokak yemekleri yemelisiniz? Öncelikle bence çok güzeller ve ucuzlar. O yüzden ucuza karnınızı doyurmak istiyorsanız en güzel şey sokak yemekleri. Diğer sebep ise acı, sıcak ve içinizi ısıtıyor. Bu arada sokak yemeği tekrar söylüyorum. Bunun detaylı olarak 2 tane videosunu yapmış olmam lazım şimdi. Onları izlemenizi tavsiye ederim eğer ilginiz varsa. Bakın burada mesela arkadaş gitarla şarkı söylüyor. Hadi canım. Şu an var ya elimi hissetmiyorum bu arada. Ciddi diyorum hissetmiyorum yani. Şu en fazla bu kadar oynuyor. Ah. Şimdi Hongdae'de yapabileceğiniz bir diğer şey alışveriş. Alışveriş ne diyorum? Çünkü böyle ucuz ucuz, bilmiyorum ucuz mu da ucuz diyelim. Ucuz ucuz kıyafetlerdir,
pijama bile alabiliyorsunuz yani. Farklı farklı jeans jeans kıyafetler var. Yani şurada adam mont satıyor. Şurada incik boncuk pijama alabiliyorsunuz. Şurada sevgili abimiz bir foto çekiyor hanım ablaya. Kemeriniz mi kayıp? Kemer bile alabiliyorsunuz yani. Ya da cüzdanınızı mı çaldırdınız hostelde? Cüzdan da alabilirsiniz. Yani böyle genç yaş üniversitelilerin geldiği sokak burası. O yüzden siz de eğer 20'li yaşlarınızdaysanız cuma akşam buraları çıkın edin. Yani istediğiniz her şey bu sokaklarda bulunuyor. Bak şurada kavga eden bir çift bile var, gördünüz mü? Yani ben ilk defa polis görüyorum, görüyor musunuz? Polistir, kavga eden çifttir. Her şey var cuma akşam burada. Taksim İstiklal'in K-pop versiyonu yani. Böyle kocaman oyun merkezleri var. Bakın böyle farklı farklı Teletubbies bile var yani, gördünüz mü? Neyse ben azıcık ısınmak için girdim. Burada harcayacak param maalesef yok. Ya var ya 2-3 gündür hayvan gibi sokak yemeği yiyormuşum. Benim hiç haberim yok. Param bitmiş ya. Bakın şurada da dans aletini oynayanlar falan var. Abi şu an -3 derece. Şurası dondurmacı ve full çekmiş. Ben donuyorum, donuyorum. Millet dondurma yiyor ya. Odayı da şöyle bakar mısın? Hakikaten acayip çok insan var ya. Aşırı derecede insan var. Yapabileceğiniz bir başka şey, benim gibi sap değilseniz yapmanızı tavsiye ederim bunu. Şöyle arkadaşlarınızla ya da manitanızla fotoğraf çekinmek. Bakın böyle insanlar çekinmiş arkadaşlarıyla, manitasıyla. Ben geçen kendi başıma yaptım bunu. Acayip acıklıydı, o yüzden yapmayacağım. Depresyona sokacak bir şey yani. Cheese yapıyorsun, kendi başına makineyle konuşuyorsun ya. Ve tabii ki de gece hayatının olmazsa olmazı gece kulüpleri. Şimdi burası genç yaş öğrencilerin sabahladığı mekan. Mesela şurası bir mekan görüyorsunuz. Ve nasıl sıra olmuştu? Acayip bir şekilde sıra var. Ta nereye gidiyor sıra? Şimdi yoldaki abiye sordum burada çalışana. Kore'deki kulüpler şöyleymiş. Öncelikle gece 10'dan sonra açılıyor. 10 ile 11 arasına gelirsen 10 bimon, yani yaklaşık 10 dolara girebiliyorsunuz. Damsız giriliyormuş. Bu güzel bir şey. Yanınıza illa bir kız olmasına gerek yok. Ve kulüplerdeki yaş sınırı Kore'ye göre 20'ymiş. Bu da ne oluyor? Koreliler ana karnındayken 0'ı başlattığı için doğduklarında 1 oluyorlar. Öyle bir şey var. Bu yüzden de işte bize göre 19 yaş. 19 veya üstseniz reşit sayılıyorsunuz. Kulüplere girebiliyorsunuz. İmiş abiden duyduğum kadarıyla. Ha bu arada eğer 11'i geçerse de 15 bimon, yani 15 dolar. 5 dolar fark ediyor arada. Burada böyle sokak yemekleri var. Oy oy oy, nasıl duman çıkıyor, gördünüz mü? Nasıl duman çıkıyor? Can I have tteokbokki, kimbap and oden? Okay. Ablayı çalıştı. Thank you, thank you, thank you. Şu benim favori üçlüm oluyor. Yum gar güzel yani. Thank you. Şimdi bu param yine bitti. Ulan bütün param sokak yemeğine gitti. Yemin billahi sokak yemeğine gitti arkadaşlar. Yalnız Rabbim bunu izleyenlere, izlemeyenlere, izleyemeyenlere herkese yedirsin, tattırsın diyorum. Çünkü mükemmel. Böyle farklı farklı vloggerlar da var tabii sokakta. Yalnız bakın gece ilerledikçe şu sıra ne kadar çok artmış, gördünüz mü? Ta oradan şuraya kadar da gidiyor, geliyor. Bir daha geliyor. Şimdi güne noktayı bir Türk olarak neyle bitirmek istiyorum? Kebapla bitirmek istiyorum. Hello. Can I have one kebab please? You like spicy? Yes, spicy. Abi nereli acaba? Which country? I'm from Pakistan. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Pakistanlı abimizin kebabına bakıyoruz şimdi. İçi pek kebaba benzemese de bakalım. Halbuki bunun sosu bile köri sosu abi. Yani güzel de yine ne bileyim. Herhalde yediğim en pahalı sokak yemeği falan şu an bu. Neyse aferin olsun, yine fena değil yani tadı. Bu arada dipnot metro 12'den sonra kapanıyor, o yüzden eğer geceyi dışarıda geçirecekseniz adam akıllı sabahlamanız gerekiyor, yoksa dönemiyorsunuz. Oha, sokak gösterilerini polisler durdurmuş, gördünüz mü? Ve gençler, bu videoyu burada yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Yani birkaç gecedir çıkıyorum ediyorum, benim gözlemlerim ettiğim bu. Kore'de bir gece hayatı nasıl olur, neler yapabilirsiniz? Bunları yapabilirsiniz benim benimce mi? Bana göre. Sizleri seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yarın tekrar Japonya'ya döneceğim. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle Japonya'ya dönüyor olurum artık. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sayonara. Ha, unuttum. Bir başka yapabileceğiniz şey de tabii ki de YouTube.